Evet, ben dahil sevgili yaylar, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 10-16 Haziran arasında biz sevgili yayları neler bekliyormuş. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım, ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız tılsımların 8'lisi. Tılsımların 8'lisi de nedir? Bu dönem çalışkan olacağımız, azimli olacağımız ve herhangi bir hayatımızın herhangi bir durumu için standartlarımızın çok yüksek olacağı bir dönem. Yani bir ilişki arıyorsak yüksek standartlarda arayacağımız, bir iş yapıyorsak yüksek standartlarda yapacağımız dönemi sembolize eder. Aynı zamanda da yeni bir şeyler öğrenmeyi veya tecrübelerini diğer bir kişiye aktarmayı sembolize eder bu kart. Yani siz bir öğretmen konumunda olabilirsiniz veyahut da güvendiğiniz birilerinden bazı konular hakkında çok değerli bilgiler edinebilirsiniz bu dönemde. Kendi işini kurmayı sembolize eder, yükselmeyi sembolize eder tılsımların 8'lisi. Hadi bakalım ikinci kartımız. Şeytan kartı Kabala'da Ocak ayını sembolize eder. Nedir şeytan kartı? Kısıtlanmayı, kendini baskı altında hissetmeyi sembolize eder. Aynı zamanda da yani şöyle söyleyeyim, atıyorum toksik bir ilişkiniz vardır ve bu dönem iyice bir zıvanadan çıkabilir. Karşı partneriniz tarafından bayağı bir baskıya uğrayabilirsiniz. Veyahut kendini şımartmayı sembolize eder. En küçük örnek, çok sağlam diyet yapıyorsunuzdur bu dönem. Diyetin ipin ucunu kaçırabilirsiniz bir anda. Aynı zamanda bu kart der ki alkol kullanımına çok dikkat et sevgili yay bu dönemde. Çünkü alkolizm eşiğin çok düşük der. Negatifte ilişkide metresi sembolize eder. Metres konumunda olabiliriz veya karşı tarafın uzun dönemdir süre gelen bir partnerinin, ilişkide üçüncü bir kişinin olduğunun haberini alabiliriz bu dönem. Ve aynı zamanda da der ki bu kart, bakın boyunlarındaki zincir zaten gevşek. Der ki her ne olursa olsun istesen çok kolay bir şekilde kurtulabilirsin. Ama bu senin kendi seçimin sevgili yay. Kimseye bahane bulma der bu kart. Libidomuzun da çok yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder aynı zamanda şeytan kartı. Hadi bakalım son kartımız. Kılıçların 5'lisi. Kılıçların 5'lisi de nedir? Hırs. Ne olursa olsun kazanmak. Aynı zamanda sağlık konusunda der ki amansız bir hastalığın savaşıyla, hastalıkla savaştan galip olarak ayrılma. Bu hastalığı yenmeyi sembolize eder. Ve der ki bu kart aynı zamanda, yani savaş olacak, her halükarda kazanacaksın. Sence gerek var mı savaşa? Bu dönem bir takım insanlarla barışma arzusu içinde olabilirsiniz. Bir takım insanları affetme arzusu içinde de olabiliriz sevgili yaylar. Ve der ki bu kart aynı zamanda, önceliklerini düşün, vaktini boşa harcama der. Evet, ben dahil sevgili yaylar, bizler için 10-16 Haziran arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Haziran ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle, hoşça kalın.